Peki Dilek'in annesinin babasının okul konusundaki inisiyatifleri müthiş bir destek. Müthiş bir ve şey. onun hayatını değiştiren bir şey. Senin hayatında da anne baba desteği konusunda benzer bir hikayen var mı? Onlar da böyle şey miydi? Tabii okula gönderme konusunu bir an bile düşünmediler. Tabii O ki başka bir şeydi. Hani İstanbul'da başka açılardan destek olduğu için gördün mü? bizim. Evet, ailem her zaman benim yanımda oldu. Yani İyi, güzel bir çocukluk iyi ya muydu? da Mutlu bir kötü diye çocukluk. ayırt etmeksizin benim için iyi olacak şeylerin yanında hep her zaman onları yanımda hissettim yani. Hissettim. Biraz babandan konuşalım. Ne diyelim? Nasıl Babacığım, babanla çok ilişki? öpüyorum seni. Siz evlenene kadar beraber mi yaşıyordun ailenle? Yok. Annem ve babam 99 yılında boşanmışlardı. Boşanmışlardı. O zamana kadar onlarla mı oturuyordun yoksa 99'da sen de tabii. Tabii ben tabii. Evlenmeden bir sene önce annemin yanından ayrıldım. Ayrıldın, anladım. Yani o da işte artık böyle gecem gündüzüm saatlerimiz. Tabii o zamanlar biliyorsunuz 24 saatte çalışabiliyorduk set ortamlarında. Doğru. Daha da uzun süre kalıyorduk. 36'lar. Yani gidiyorsun geliyorsun artık insanların yaşantılarını da etkiliyor. Abim de çünkü aynı evdeydik. Tabii. O süreçte hem onların uyumadığı saatte benim uyumak istiyorum gündüz. Evde hem ses oluyor ben uyuyamıyorum saatte ama sete gideceğim ölüyorum. Tabii. Hani oradan mecbur kaldım yoksa ailemden hiç ayrılmıyorum. Şimdi bile annem benle daha çok vakit geçiriyor. Peki ergenlik döneminde annenle itiştin mi çok? Anne kızların hikayeleridir arkadaş, bu birazcık. Arkadaş gibiyiz biz. Tamam işte onun içinde çok güzel itişme de vardır. Kendi kimliğini o kazanmak bitmeyen bir için şey. Bitmeyen şu anda da hala. Yani şimdi ergen kızım annem oldu. Roller değişti. Ben anne oldum tabii. Hı. Kızım artık yani şöyle bir oturup yayılmayı bir bıraksan da var. Bir kalksan bana yardım etsen. O bana diyordu ben ona diyorum şimdi. Şimdi beraber oturmuyorsunuz ama değil mi? Beraber oturmuyoruz beraber. Ama oğlum ama çok anneanne olduğu zaman şımarabilecek ortamı daha fazla olduğu için anneanne sağ olsun hep bizde istiyor. Ben de rahatsız olmuyorum açıkçası. Ama kabul edelim erkek çocuk için de kız çocuk için de kalabalık ev çok güzel bir şey. Ah çok isterdim. Olağanüstü bir şey. Çok isterdim çocukta. 3-5 de kalabalıklı canım. Kalabalık deyince illa 20 kişi olması gerekmez. Hele anneanne biraz çocuk suysa daha da neşeli. Evet güzel. Çok iyi arkadaştır yani onlar. İşte. Hı. Peki bu yetişkinlik döneminde telafi edildiği söylenebilir bu itişmenin demek ki senin söylediklerinden onu İtişmemiz anlıyorum. İtişmemiz yoktu. Yani tatlı bir itişmeden bahsediyorum hani. Tatlı itişme nedir? Rekabet. Ha yok. Rekabet, kadınlar arasındaki rekabet. Sen haklısın, ben haklıyım. Biraz daha kendini kanıtlamak için annenin doğrularına yerli yersiz karşı çıkmalar, hızlı reddetmeler, hızlı kabuller. Bunlar yaşanmadı mı ergenlikte? Çok mu akıllı usluydun sen? Ben çok, evet. Ben şimdi çocukluğumu yaşıyorum. Tamam, o da güzel. O zaman bir mevesi vardı herhalde. Arada kaçırdın. Resim konusunda çok yetenekli oldun. Burada evet, da okullar arası birinciliklerim de vardı. Niye devam etmedin? Ya da ediyor musun? Ölmeden aslında? Ressam para kazanmaz dediler. İşin doğrusu bu. Tamam. Hayır, resmi öyle kırdılar. Şimdi paran var, resme devam edebilirsin belki. Evet, etmek Yeniden istiyorum aslında. Düşünüyorum öyle bir şeyleri bazen. Ha bugün, ha yarın deyip öteliyorum ama aslında evet.